Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. DSİ kavşağı açıldı. Futbol okulu projesi ödül töreni gerçekleştirildi. Köyler Yaşamalıdır projesi Hafik Yeniköy'de başlıyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Devlet Su İşleri Kavşağı ve Üst Geçidi düzenlenen törenle açıldı. Sivas Belediyesi yapılan çalışmaları kapsamında bugün düzenlenen bir programla DSİ Kavşağı ve Üst Geçidi'nin açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılışa AK Partili Kadın Kolları Başkanı Semiha İkinci, AK Partili Başkan Vekili Abdülkadir Demirel, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı Sami Aydın ve mahalle muhtarları katılım sağladı. Burada konuşan AK Partili Başkan Vekili Abdülkadir Demirel, Karşıyaka'ya 19 köprüden sonra herhalde ikinci gerdanlığı biz takacağız. Allah bunu bize nasip etti. Bu köprü hem belediye hem de devlet demir yolları tarafından yaptırılan köprü. Bu köprüyle Karşıyaka ile beraber Elbeyli köylerine ulaşımı kolaylaştırıldı, dedi. Karşıyaka'ya 19 köprüden sonra herhalde ikinci gerdanlığı biz takacağız. Allah bize bunu nasip etti. Şu anda görmüş olduğumuz köprü hem belediyemiz hem de Devlet Demir Yolları tarafından yapılmış olan bir köprü. Emeği geçen herkese ben burada teşekkürlerimi sunuyorum. Peki bu köprüyle beraber muhtarlarımızın da dediği gibi birçok şeyi kazandık. Neyi kazandık? Karşıyaka ile beraber ben de bir Elbeyli olarak Elbeyli köylerinin ulaşımını kazandık. Onun için ben teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Ardından konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, değerli muhtarlarımın ifade ettiği gibi gerçekten de ulaşım medeniyettir. Karşıyaka bölgemizin merkez ile bağlantısı kopuktu. Bu konuda yıllardır bizden talep oluyor. Bu talep 40 yıla dayanan bir talepti diyerek şunları kaydetti. Değerli muhtarımın da ifade ettiği gibi her iki muhtarımızın gerçekten ulaşım medeniyettir. Karşıyaka hemen karşımızda. Akşam ışıklar yandığı zaman buradaki balkonlardan orası rahat gözüküyor, oradan burası rahat gözüküyor. Ancak Karşıyaka bölgemizin merkezle, şehirle bağlantısı maalesef kopuktu. Bu konuda yıllardan beri bizlerden talepler olmuştu. Bu talep 40 yıla dayanan bir talepti. Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ise Sivas sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli bir ilimiz. Başta Halil Rıfat Paşa olmak üzere ki kendisi gidemediğin yer senin değildir şiarından yola çıkmış, 1400 kilometre yol almıştır. Sivas bu konuda sadece Sivas'a değil tüm ülkemize örnek olmuştur, dedi. Sivas sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle ve tabii sahip olduğu şahsiyetlerle önemli bir ilimiz. Başta Halil Rıfat Paşa olmak üzere ki kendisi gidemediğin yer senin değildir şiarından yola çıkmış ve sarp kayalıkları yararak, yanlış ifade etmiyorsam, 1400 kilometre yol yapmıştır. Sivas bu noktada sadece Sivas'a değil tüm ülkemize örnek olmuştur. Bu nedenle onların şanına yaraşır evlatlarının da onların izinden yürümesi ve geleceğe onların çizmiş olduğu vizyon neticesinde vizyon projeler koyması muhakkaktır. Daha sonra DSİ Kavşağı ve Üst Geçidin açılışı gerçekleştirildi. Sami Aydın ve İl Protokolü köprüden geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.
Başkanım, başkanım ne var? Yürü hadi. Sosyal destek hibe programı kapsamında Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve merkez ile 16 ilçenin katıldığı futbol okulu projesi tamamlandı. 3 gün boyunca devam edecek olan futbol turnuvası kapsamında A grubunda yer alan Kangal, Ulaş, Gemerek ve Sivas İl Özel İdare takımları, B grubunda yer alan Zara, Hafik, Gürün ve Suşehri takımları, C grubunda yer alan Doğanşar, Gölova, Şarkışlı ve Koyulhisar takımları ile D grubunda yer alan Divre, Altınyay ile Akıncılar, Yıldızeli ve İmranlı takımları çekilen kura sonucuna göre karşı karşıya geldi. Gruplarını birinci sırada tamamlayan Sivas İl Özel İdaresi takımı, Şarkışlı ilçe takımı, Suşehri ilçesi takımı ve Yıldızeli ilçesi takımı son dörde kaldı ve şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. 3-4'lük maçında Yıldızeli takımını geride bırakan Suşehri takımı 3. olurken, final maçında ise Şarkışlı takımını mağlup eden Sivas İl Özel İdaresi takımı şampiyon oldu. Turnuvanın ödül törenine Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızan, Gençlik Spor İl Müdürü Salim Kılıç, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcıları Alpaslan Ceyhan ve Mevlüt Sosyal, birim müdürlükleri ve ilçelerden gelen komisyon görevlileri katıldı. Dördüncü olan Yıldızeli ilçe takımına Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan, üçüncü olan Suşehri ilçe takımına Gençlik Spor İl Müdürü Salim Kılıç, İkinci olan Şarkışlı ilçe takımına Vali Yardımcısı Zihni Yıldızan ve şampiyon olan Sivas İl Özel İdaresi takımını ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ödüllerini takdim etti. Ödül töreninde birinci takımın her bir oyuncusuna bisiklet, ikinci takımın her bir oyuncusuna tablet, üçüncü takımın her bir oyuncusuna uzaktan kumandalı helikopter ve dördüncü takımın her bir oyuncusuna ise uzaktan kumandalı arabalar hediye edildi. Sevgili izleyenler, AK Parti Sivas Milletvekili adayı Sayın Arslan Döner canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olasınız Sercan Hanım. Sayın Döner, kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyalım kısaca. Teşekkür ederim. Daha önceden de bahsetmiştim. Ben 1961 yılında Altınyaylı'nın Harmandalı köyü doğumluyum. Sivas Kongre Lisesi'ni 77 yılında bitirdim. Daha sonra Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladım ve evli ve iki çocuk babasıyım. Ankara ve İstanbul'da ticaretle uğraşıyoruz. Ama ailem tamamen uzun yıllardır, yani o tarihten beri memlekettedir. Annem, babam rahmetli, annem de ailem de köyde yaz dönemleri hep köyde kalırlar. Evet, bu şekilde anlatabilirim kendimi. Peki Sayın Döner, Cumhur İttifakı'nda bugün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortak bir açıklamayla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ortak aday gösterdiler. Evet. Ortak ittifakın karşısında da her partinin bir adayı var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bildiğiniz gibi 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri ülkemiz için bugüne kadar belki Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi diyebiliriz. Yani bu zaman zaman daha önceden de konuşuldu, söyleniyor her seçim önemlidir ama bu seçim gerçekten çok önemli. Çünkü Türkiye'nin şu anda ciddi beka sorunuyla karşı karşıya ülkemiz. Dolayısıyla da özellikle 15 Temmuz'daki bu hain FETÖ darbe girişimiyle birlikte Türkiye'de bir ayrışma yaşanıyor şu anda. Yani bunu şöyle değerlendirmek lazım. Bir tarafta milli,
Türkiye'nin bekasını düşünen yerli ve ayağını bu coğrafyaya dayan binlerce yıldır bir kültüre ve inanca, değerlere sahip olan bir ittifak, bir gelenek söz konusu. Diğer tarafta da bir nevi emperyalistlerin neredeyse Türkiye'deki temsilcileri pozisyonunda olan, Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve adeta Anadolu'dan bu büyük Türk milletini, bu aziz milleti göndermek isteyen bir grupla karşı karşıyayız. Şimdi buradaki bu ittifakı sadece birkaç partinin ittifakı gibi değerlendirmemek gerekiyor. Bu Türkiye'nin belki de Osmanlı'nın son dönemlerinden sonraki en tarihi ve en sıkıntılı günleri olarak düşünebiliriz. Yani sıkıntılı derken buradaki ekonomik sıkıntıdan falan bahsedilmiyor. Elhamdülillah bildiğiniz gibi bizim partimiz Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin riyasetinde hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanı döneminde ülkemiz son 15 yılda Cumhuriyet tarihinin neredeyse 3,5 katı bir büyüme sağlamış. Yani 2002 yılına kadar 1 olan büyüme 4,5 olmuş ekonomik büyüme. Bu tabii toplumun tüm kesimlerine yansıyor doğal olarak. Ama güvenlikte de elhamdülillah bildiğiniz gibi yerli savunma sanayinin ciddi olarak geliştirilmesi, füze sisteminden, tanka, helikopterinden, diğer ciddi savunma araçlarına kadar, insansız hava araçları, silahlı hava araçları vesaire, bu konuda da oldukça başarılı ve millilik, yerlilik oranı %70'lere gelmiş. Ancak burada Türkiye'deki ve dünyadaki bu güçler bizim Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın bu dirayetli ve dünyadaki hem Türkiye hem dünyadaki bütün mazlumların ihtiyaçlarını karşılanma noktasında ve mazlumların ve mağdurların bir hamisi olma noktasında ve özellikle Birleşmiş Milletler'deki Güvenlik Konseyi'nde dünya beşten büyüktür sloganıyla ve daha önceki Davos'taki çıkışı İsrail o günkü Cumhurbaşkanı'na karşı. Tabii bu duruşları Genel Başkanımızı ve liderimizi onların karşısında mazlumların lideri olduğu için böyle bir hemen bertaraf edilmesi gerektiği kanaati onlarda oluşmuş. Ve bunun en açık somut örneğinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. Dolayısıyla buradaki Cumhur İttifakı'nı değerlendirirken bu perspektiften bakıp değerlendirmek lazım. Sadece bir partinin veya birkaç partinin değil, Türkiye'deki yerli, milli, Anadolu'nun gerçek sahiplerinin bir ittifak gibi değerlendiriyoruz ve inşallah bunun da önümüzdeki 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde toplumun çok büyük bir ekseriyetiyle Cumhurbaşkanımızı başkanlığa inşallah getireceğiz. Milletvekilliğinde de inşallah mecliste kahır bir ekseriyette partimiz, AK Partimiz inşallah çoğunluğu sağlayacaktır. Peki Arslan Bey, aday adaylığınızı açıklamanızın hemen akabinde, il merkezinde, ilçelerde ve kasabalarda seçmene yönelik geziler yaptınız. Evet. Seçmen sizden ne istiyor? Tepkileri neler? Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii bu aday adaylığı açıklanmasından sonra aşağı yukarı Sivas'ın bütün ilçelerine ve teşkilatlarımızdaki kardeşlerimize, teşkilat mensuplarımıza gittik. Çarşı pazar dolanmaya gayret ediyoruz. Zaten biz normalde toplumun içerisinde yani bu hem Sivas'ı hem ülkeyi hem de yurt dışını bilen bir insan olarak söylüyorum bunu. Şimdi burada önemli olan şu, bir ülkede insanların temel ihtiyaçları vardır. Şimdi bunlardan bir tanesi güvenliktir. Temel, siz güvenlik, eğer bir insan kendini güvende hissetmezse ki bugün biliyorsunuz Suriye hadiselerinde dünyanın birçok yerindeki ve orada büyük bir sıkıntı oluyor. Hemen güvenin arkasından istikrar olması lazım. Çünkü istikrar olacak ki
bir ülkede yatırım yapılsın, iş ekmek aş olsun. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımıza, burada kardeşlerimize, hemşerilerimize baktığımız zaman tabii ki öncelikle bir kere ülkemizin şu andaki durumunun devam etmesini, çünkü bu istikrarın düşünün 15-16 senelik bir istikrar ve Türkiye 3,5-4 kat büyümüş. Düşünün geçen sene %7,5'lara yakın ciddi bir büyüme söz konusu. Bu dünyada neredeyse bir, hem Avrupa'da bir numara, Avrupa'da da %2 civarlarında biliyorsunuz birçok yerde eksi büyümeler vesaire varken. Ve dolayısıyla da şimdi bizim Cumhurbaşkanlığı sistemine tam ve gerçek manada da geçilince inşallah çok daha fazla büyüme, çok daha insanımıza ekmek, aş, iş. Tabii bizim en büyük, biliyorsunuz bizim partimizin en büyük özelliği hem bizim yerli milli olmamız. Çünkü genel başkanımız da bu toplumun genlerini, bu toplumun yapısını çocukluğundan beri çok iyi bilen ve aşağı yukarı bu şu andaki medyayla ve birçok güçlerle savaşarak, yani çatışarak diyelim, daha doğrusu bunu şey manada, bu vuruşma manasında değil mi, çatışarak gelmiş, onları yıka yıka bütün bu sıkıntıları bertaraf ederek gelmiş, hem medyasını hem emperyalistleri hem birçok güçleri karşısına alarak elhamdülillah. Şimdi biz, bizim genel başkanımızda, ekibimizde, teşkilatlarımızda gerçekten bu işin farkındalar. Onun için eğer biz iş, ekmek, aş konusunda daha fazla gençlerimize iş, daha fazla kadınlarımıza iş, çocuklarımıza çok daha iyi eğitim, elhamdülillah çok iyi noktalara geldik. Daha da iyisi, yani bizim hedefimiz şu, muasır medeniyetin üzerine çıkarmak. Yani bugün 11 bin dolar olan milli gelirimizi en kısa sürede 15 bin dolar, sonra 20 bin dolar, 30 bin dolarlara ve dünyanın ekonomimizi biliyorsunuz ilk 10 arasına sokmak ekonomimizi. Şimdi bunun için istikrar lazım. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığının devam etmesi lazım. Tabii Sivas genelinde de, şimdi tabii vakit çok müsaade olmadığı için inşallah daha ileride de Sivas'la ilgili hem partimizin çok ciddi bugüne kadar yaptığı hizmetler var. İnşallah bundan sonra da çok ciddi hizmetleri olacaktır ve Sivas'taki hemşerilerimize, kardeşlerimize, partimizin ve şahsımın inşallah çok hayırlı projelerini, zamanı geldikçe kısmet olursa inşallah adaylık nasip olur ve vekillik nasip olursa açıklarız. Eğer olmazsa biz bir bu partinin neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak, çünkü bu işler nasip kısmet işidir. Her zaman partimizin, il başkanlığımızın, kardeşlerimizin canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden de inşallah 24 Haziran'da bize desteklerini bekliyoruz. Oylarını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanlığı başkanlığı için ve partimizin iktidarı için. Ve saygılar sunuyoruz yani Sivaslı kardeşlerimize. Sayın Arslan Döner, biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Size başarı dileklerimizi tekrar sağ ve yeniden sunuyoruz. Çok teşekkür ederim Selcan Hanım. Çok sağ olasınız efendim. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, haberlerimizle devam ediyoruz. Vali Davut Gül'ün talimatlarıyla gurbette yaşayan ve köyüne dönmek isteyen vatandaşlarımızın arsa ile ilgili yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılarak destek olunacak. Vali Davut Gül'ün talimatıyla gurbette yaşayan ve köyüne dönmek isteyen vatandaşların arsa ile ilgili yaşadığı sorunları ortadan kaldırarak destek olunacak. Bu kapsamda ilk olarak Hafik ilçesi Yeniköy'de yaşayan ve gurbetten gelen vatandaşlarla bir araya gelindi. Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Sosyal, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Erdoğan Altun Küpe, Hafik Yeniköy'de vatandaşlarla buluştu. Daha önce bir madde, bir cümleydi. Mera, yayla, kışlar, harman yeri ve devletin... Yer tespit komisyonu tarafından ilave yerleşim yeri tespiti yapıldı.
Köy konağında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Karakaş, tespit edilen yerleşim yeri ve hayata geçecek olan projeyle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Vatandaşlarımızın köye geri dönmek istedikleri takdirde Sayın Valimiz Davut Gül'ün önderliğinde yeni bir proje başlatıldı. Köyler yaşamalıdır adı altında. Gurbette yaşayan vatandaşların köye dönmek istedikleri takdirde arsa desteğinde bulunulacağını ifade eden Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, "Hedefimiz Sivas genelinde 10 binin üzerinde arsayı vatandaşlarımız ile buluşturmak. Her kurumdan bir kişinin katıldığı bir komisyon oluşturuldu. Vatandaşlarımızın köylerine dönmesi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz," dedi. İnşallah hedefimiz bizim Sivas genelinde 10 binin üzerinde arsa üretmek. İnşallah. Biz de her kurumdan, il gıda tarım hayvancılık, il özel idaresi, ondan sonra milli emlak, defterdarlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri, herkes birer kişi göndererek bir komisyon kuruldu. En kısa zamanda bu sorunlar çözülecek. İnşallah. Vatandaşlarımız köylerine geri dönmesi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Köy hizmetlerinin ardından gelen sekreter yardımcısı Mevlüt Sosyal ve beraberindekiler, Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş'ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar üzerinde bir süre görüşme gerçekleştirdi. Sivas'ın Suşehir ilçesinde polisin dur ihtarına uğramayarak bir polis memurunun yaralanmasına neden olan araç, Koyulhisar ilçesinde jandarma tarafından ateş açılarak durduruldu. Sivas'ın Suşehir ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak bir polis memurunun yaralanmasına neden olan araç, jandarma tarafından ateş açılarak durduruldu. Aracın içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Erzincan'da yapılan bir ihbar üzerine NSK yönetimindeki 05DM907 plakalı otomobil Sivas'ın Suşehir ilçesinde polis tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan araç arabasını polis memurunun üzerine kırdı. MG adlı polisin yaralanmasına neden oldu. Suşehir ilçesini geçip Koyulhisar ilçesine giden araç jandarmanın dur ihtarına uymayınca ateş açıldı. Ateş açılarak durdurulan aracın içerisinde Nuran Ağa yaralandı. Yaralı kadın Suşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Nuran Ağa burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü NSK gözaltına alınırken eşi KK ise olaydan yara almadı. Araç sürücüsü NSK'nın FETÖ suçlamalarıyla hava kuvvetlerinden ihraç edilen eski bir asker olduğu öğrenildi. Nuran Ağa'nın ise NSK'nın kayınvalidesi olduğu anlaşıldı. NSK'nın Erzincan'la yaşayan eşi KK ve kayınvalidesi Nuran Ağa'yı zorla kaçırdığı iddiası üzerine polis tarafından arandığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi kapsamında Sivas Lisesi Spor Kulübü tarafından Kardeş Okul projesi hayata geçirildi. Sivas Lisesi tarafından gerçekleştirilen ve birçok okul örnek olması amacıyla yapılan çalışmada Sivas Merkez Okullarından Aygi Köyü, Gümüşdere Köyü, Alahacı Köyü, Beypınar Köyü ve son olarak Demirçelik İlkokul ve Ortaokulunda birçok etkinlik gerçekleştirildi. Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi kapsamında Sivas Lisesi Spor Kulübü tarafından Kardeş Okul projesi hayata geçirildi. Sivas Lisesi öğrencileri olarak Kardeş Okul projesi kapsamında Demirçelik Ortaokulu'na spor malzemeleri yardımında bulunduk. Dileriz bu davranışımız gelenekselleşir ve diğer tüm ortaokullara, liselere örnek olur. Sivas Lisesi tarafından 2010 yılından itibaren gelenekselleşen projede bu yıl Demirçelik Ortaokulu Kardeş Okul olarak seçildi. Öğrenciler arasında toplamış oldukları yaklaşık 5000 TL civarı bir bütçe ile Kardeş Okul projesi kapsamında seçtikleri Demirçelik Ortaokulu'na spor malzemesi yardımında bulundular.
Spor kulübü öğrencileri ve öğretmenleri okul ihtiyaçları doğrultusunda birçok spor malzemesini Demir Çelik Okulu'na teslim ettiler. Sivas Lisesi'nin öğrencilerinin valilerinin yapmış olduğu ikramlar öğrencilere sunuldu. Demir Çelik İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ise çok mutlu olduklarını ifade ederek şunları kaydettiler. Bugün Sivas Lisesi öğretmen ve öğrencileri okulumuzu ziyaret ettiler. Bize yardımda bulundular, spor malzemeler getirdiler. Bugün arkada ablalarımız ve abilerimizle arkadaşlık kurduk. Resmen kardeş okulu olduk. Bugün Sivas Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerimiz geldi. Abilerimiz ve ablalarımızla arkadaşlık bağı kurduk. Onlarla çok eğlendik. Bir sürü etkinlikler yaptık ve çok mutlu olduk. Onlara çok teşekkür ederiz. Sivas Lisesi öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz diyen Demir Çelik İlkokul ve Ortaokul öğretmenleri ise malzemelere ihtiyacımız vardı. Biz sportif etkinliklere ve turnuvalara katılıyorduk. Bundan sonra daha fazla katılırız inşallah dediler. Sivas Lisesi, öncelikle Sivas Lisesi öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlikten dolayı. Beden eğitimi spor alanında malzemelere ihtiyacımız vardı. İşte futbol topu, voleybol topu olsun bunları arkadaşlarımız getirmiş. Bize bu 3-5 yıl gidecek kadar malzeme var. Biz zaten bu sportif etkinliklere katılıyorduk. Turnuvalara falan katılıyorduk. Bundan sonra daha da fazla katılırız inşallah sayelerinde. Bugün çok farklı oldu. Bir şenlik havası vardı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz kardeş oldular. Kardeş okulumuz Sivas Lisesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber burada eğlendik. Öğrencilerimiz yemek yediler. Oyunlar oynadılar, maç yaptılar. Çok güzel bir gündü. 24 Haziran seçimleri için AK Parti'den yapmış olduğu milletvekili aday adaylığını ve gelecek planlarını paylaşmak adına avukat Hüseyin Arabacı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosyal tesislerde düzenlenen basın açıklamasında avukat Hüseyin Arabacı gelecek erken seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak kendini tanıttı. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, öncelikle 24 Haziran'da yapılacak seçimin ülkemize, milletimize, tüm İslam coğrafyasına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 1978 Sivas doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Sivas'ta bitirdim. Akabinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamladım. Gazi Üniversitesi'nde master çalışmaları yaptım. Daha sonrasında serbest avukatlık, ondan sonra da TürkSat Uydu Haberleşme'de yönetim danışmanlığı, genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bu süreç içerisinde şu an kamuoyunun yakinen bildiği 4A-4B uydusu, Göktürk uydusu, İhale Komisyon Başkanlığı proje sorumlusu olarak görev yaptım. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında teşekkür ettirilmiş olan Savunma Sanayi Danışma Kurul üyeliği tevdi edildi. Bu kurulda malum haliniz savunma sanayinde hizmet veren, üretim yapan birçok firmanın sahipleri ve yöneticilerinin görev aldığı bir komisyon. Buranın tek hukukçu üyesiyim. Yasama faaliyetlerinde helalleşme kavramının önemli olduğunu düşünüyorum diyen Arabacı şunları kaydetti. Öncelikli olarak ben ülkenin en önemli projesinin yasal olanla helal olanı örtüştürmek olduğuna inanan birisiyim. Ne demek istiyorsunuz derseniz birkaç örnekle açıklamakta fayda görüyorum. Sizin İcra dairesinde malı satılan kardeşinizin malını satın almanız kanunen hakkınız olabilir. Lakin helal değildir. Bir ekmek üreticisinin ürettiği ekmeğin daha uzun ömürlü olması için içerisine kimyasallar katıp poşetinin üzerine onu da yazması yasal olarak onu o suçtan kurtarabilir. Ancak helal değildir. Önemli olan şeyin helalleşmek olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de yasama faaliyetlerinin helalleşmek mantığı üzerine kurulabilmesi için mecliste 2023 hedeflerine Türk toplumunun ve milletinin
daha güçlü ve birbirine daha bağlı olarak ilerleyebilmesi için yasama faaliyetlerinde helalleşme kavramının çok önemli olduğuna inanan bir kardeşinizim. Bir basın mensubunun Sivas'ta uzun yıllar bulunmadınız, bu sizin için veya diğer adaylar için seçmen konusunda sıkıntı olur mu sorusunu cevaplayan arabacı şunları dile getirdi. Ben bir insanın evinin penceresinden dışarıya baktığında gördüğüyle dışarıya çıktığında gördüğünün bambaşka olduğuna inanan bir insanım. Ufkun genişliğinin memlekete hizmete engel olacağına inanmıyorum. Bunu bu minvalde düşünmenin daha sağlıklı olduğuna inanan bir kardeşinizim. O nedenle biz bu toprağın, Sivas'ın evladıyız. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde il imamının da yararında yer aldığı 25 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde il imamının da aralarında yer aldığı 25 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü. Süleyman abi. Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltilen tutuklu sanıklar ile müdafaa avukatları, tanıklar ve bazı sanık yakınları katıldı. Geliyor. Dede çık dede. Sanık Murat Kocar ise duruşmaya tutuklu bulundu. Silivri 8 No'lu L tipi cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Firarlı sanıklar örgütün sözde il imamı Musa Kaya ile Murat Bayır, Mustafa Gümüş, Mustafa Yıldırım, Osman Çıtak ve Tahsin Ateş'in halen arandığı tutanağa geçildi. Firarlı sanıklardan biriyle aynı adı ve soyadını taşıyan tutuklu sanıklardan Mustafa Yıldırım, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.